Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golva.comun ve Kayseri Çölymü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan bayramın ikinci günü çekilen ama saat kaçta izlersiniz bilmiyorum. E, bu videomuz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi kıymetli arkadaşlar, değerli dostlar, sevgili kardeşler. E, neresinden başlayayım bilmiyorum. Yine potpor yapacağım. Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri, Juventus Sevilla ile eşleşmiş. Şimdi Fenerbahçe şansı işte. Belki de delik deşik edebileceğimiz, belki de delik deşik edebileceğimiz, turu geçebileceğimiz bir takım karşımızdaydı ama biz onu geçsek muhtemelen Manchester United'a takılırdık. Hadi onu geçsek Juventus'tan fark yere gelenirdik. Yani bunlar bu balla Juventus'u da geçerler. Ama şunu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe kimden oynarsa oynasın tarihin en kötüsü, tarihin en çöpü, tarihin en bilmemesi. Tarihi marihi geçin. Real Madrid gitti Liverpool deplasmanda 2-0 geriye düştü. Ne dediniz? Balon patladı şu oldu bu oldu. Ya kardeşim bu adamlarda o ligin tecrübesi var. Mesela PlayStation'da PES. PES 21 mesela. Getirin önüme. Hani aylarca oynamayayım getirin. Ya Bunun bir tecrübesi var. Aylarca oynamasam da getirin. Hani şey bile olsam da. Ya e, bu da böyle bir durum ya. Bu da böyle bir durum yapmayın etmeyin ya. Şimdi konu dışı bir şey söyleyeceğim. Aklıma gelmişken ya. Dün sosyal medyada gördüm. Dikkatimi çekti. 2008 yılında Fenerbahçe'de bir maç çok iyi oynadım. İkinci maç ise kadroya giremediğim zaman Aragones'e beni niye kadroya almadın dedim. O da bana sen kimsin ki dedi. Ben de o an cahil cesaretiyle sinirlendim ve çok kötü bir şekilde yumruk yumruğa kavga ettik diyor. Burak Yılmaz. Yumruk yumruğa kavga ettik. Burak Yılmaz 70 yaşındaki dedeyle yumruk yumruğa kavga ediyor. Bunu da anlatabiliyor. Şimdi ben mi yanlış anladım? Hani 70 yaşındaki adamla kavga ettiğini göğsünü gere gere mi anlattı? Yani röportajı başka bir dilde verse çeviri hatası falan derim de. Gerçi Arda Turan uçakta yaşlı gazeteciyi dövdü. Evli kadına sarkıp senin evli olduğunu bilmiyordum dedi. Yok senin bununla evli olduğunu bilmiyordum dedi. Yani başkasının evli olabilirdin ama falan dedi. Hani hastaneyi silahla bastı. Göklere çıkarıldı. Şimdi de Burak Yılmaz. Ne diyelim? Adam Sports daha çok şeylere gebe bir haldeyiz. Joshua King sakatlığını tamamen atlattığı çalışmaları takımla sürdürüyor. Eğer Jesus görev verirse İstanbul Spor müsabakasında da görev alabilecek. Şimdi İstanbul Spor müsabakası demişken arkadaşlar notlarımı ekledim. Hani İstanbul Spor Teknik Direktörü Fatih Tekke demişti ya Giresun maçını ben daha çok önemsiyorum diye. Şimdi ee, ligimizde de enteresan enteresan şeyler oluyor. Nedeni enteresan şeylerden bir tanesi. Şimdi Giresunspor düşme potasında. Yani orada bir sürü rakibi var. Ve bu rakiplerin içerisinde e, mesela Ankara Gücü var. E, Giresun Giresunspor'un rakibi olan Ümraniyespor var, İstanbulspor var. Ankara Gücü mesela Fenerbahçe'mizin maçının olduğu gün ilk yarısını yenik kapattığı maçta Giresunspor'u 3-1 mağlup ederek altın değerinde bir 3 puan almış mesela. Bak. Aşağıda yarışın kızışmasına bakın bak Giresun Spor'la Bu arada Burak Yılmaz'ın şey cümlesi de aklımda. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe'de çok şey öğrendim. Mesela Guizle çok beğenilmez ama arkaya koşu olayında bir numaraydı diyor. Hakikaten de arkaya koşuyu çok iyi yapardı. Bu yüzden ee, hani savunma arkası koşusu arkadaşlar yani futbolda çok önemli bir olay. Yani maçı alıp sana hediye edebilecek bir olay. Ben şunu söyleyeceğim. İstanbul Spor teknik direktörünü attılar, tuttular. Yok atıyor, yok şu, yok bu. Al abi. En gerçekçi, en real sıralama, en real düşünce yapısı. Çünkü e, İstanbul Spor'un rakibi Fenerbahçe değil, Galatasaray değil, Beşiktaş değil. İstanbul Spor'un rakibi Ümraniye Spor, İstanbul Spor'un rakibi Ankara Gücü, İstanbul Spor'un rakibi Giresun Spor. Puan tablosuna bakın. Ha, Fenerbahçe için de çok ciddi bir uyarıda bulunayım. İstanbul Spor çantada keklik. Biz bunlara 8-10 atarız falan filan. Sakın ha. Sakın böyle bir yanılgıya düşmeyin. Bu arada ben puan tablosunda da şöyle bir söyleyeyim size. Alanya Spor 29 maç, Kasımpaşa da 29 maç. Yani Kasımpaşa 33, Alanya 32. Burada bir enteresanlık yok. Ankara Gücü 28 maçta 31 puan. 28 maçta 31 puan Ankara Gücü. Yani 28 maç 31 puan. Ee, İstanbul Spor 28 maç 28 puan. Giresun Spor 28 maç 27 puan. Ee, Ümraniye ise 28 maç 23 puan. Şimdi Ümraniye düşecek gibi. Bugün de Beşiktaş'ta maçlar var. Muhtemelen güzel bir yatış e, şey güzel bir maç olur. Ümraniye Nevzat Demir tesisleri deyince aklıma geliyor. Sanki hep Ümraniye Beşiktaş'a yatacakmış gibi bir his var içimde. Tesisleri oradadır diye muhtemelen. Ya Ümraniye gideceğim. İkinci takım Giresun, İstanbul, Ankara gücü, Alanya kim olacak bakalım. Hep birlikte göreceğiz. Cesus İstanbul Spor maçında Samet Akaydın ve Jayden Osterwolde'nin yerine Ezgi Canalovski ve Serdar Aziz'e görev verecek haberleri var. Bu haberlerin kaynağı neresi? Tabii ki de biraz fikir yürütüyorlar, biraz akıl yürütüyorlar. Çünkü Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'nin Başakşehir maçında çok kötü oynadığına dair düşünceleri var. Arkadaşlar Samet Akaydın inanın Başakşehir maçında yaptırdığı gol hariç kütür kütür çatır çatır topunu oynadı. Ben hiçbir şey diyemem. Çatır çatır topunu oynadı ama e, bir gol bir hata her şeye bedel. Şu da bir gerçek. Şimdi Osterwolde büyük umutlarla alındı. Yani 6 milyon euroluk etiketle aldı. Ben bazen diyorum ya arkadaşlar bak futbolcuyu izleyin izlemeden yorum yapmayın diye. Bir yerde siz de haklısınız. Niye? Hocam 6 milyon euro veriliyorsa benim izlememe gerek yok. O futbolcu oynar oynamaz kendini belli edecek diyorsunuz. Bir yerde de haklısınız. Lafım yok. Ama ben erken konuştuğunuz görüşündeyim. Biraz bekleyin arkadaşlar. Peki hocam sence çıkarır mı? Bence Samet Akaydın ilk 11'de başlar. Samet'in performansı gayet yerindeydi. Ama Osterwold'e için aynısını diyemem. <laughs> Fakat şu da bir gerçek. Osterwold'e daha ofansif bir isim. Oynatsa daha mı iyi? Ee, bilemeyeceğim. Serhat Demiş ki Serdar Aziz Samet e kaydından 5 gömlek daha iyi stoper. Samet'e top geliyor televizyon başında eyvah yandık diyoruz demiş. O kadar da değil ama yani o kadar da değil ama yine de tedirginlik var ama şu da bir gerçek. Yani Fenerbahçe Galatasaray'dan sonra oynuyor. Ee, bir baskı var üstünde. Şiddetli bir baskı var üstünde. Ve hani ne olacağı bilirsin. Mesela Trabzonspor yeni hocası bir Yelisa ile çıktı ilk maçta Sivas Spor'a 4-1 mağlup olmuş. Hani Lazar Markovic gol atmış, gol atar atmaz. Kanalda bir yorum var. Hocam keşke Markoviç'i biz alsaydık diye. Bak. Bizim taraftar böyle. Sonra kırmızı yemiş Larsen. E, Samusais, Erdoğan Yeşil. Samusais, e, Jordi Caicedo'yla Sivas Spor 4-1 yenmiş. Şimdi ara transfer deneklerine bağladılar. E, benim övdüğüm isimlerden biriydi. Hani iyi bir kumar. Eğer tutarsa Sivas Spor'u ligde bile tutar dediğim. Samusais. 8 maç, 4 gol, 3 asist. 20 kilit pas yapmış yani 20 şut pası. 17 çalımla adam geçmek ki %68 başarı. 36 ikili mücadele kazanma %30 %57 ikili mücadele başarısı. Bak bir futbolcu gördünüz mü? Şimdi sevgili arkadaşlar size bir şeyler sunacağım Galatasaray'la ilgili. Normalde çok umurumda olmaz ama Galatasaray'la ilgili bu bilgileri konuşmak zorundayım. Çünkü onlar her fırsatta Fenerbahçe'ye ellerinden gelen çamuru sıçratma derdindeler. Ben de burada bu bilgileri paylaşayım. Şimdi Icardi'de ne ilgili? Şöyle bir açıklama yapmışlardı. Yapılan anlaşma şu bu diye. <laughs> Futbolcuya toplam 6 milyon 750 bin euro ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6 milyon euro'luk kısmı Paris Saint Germain kulübü tarafından 750 bin euro'luk kısmı Galatasaray tarafından ödenecektir diye. Bakın bu Galatasaray'ın resmi açıklaması. Herhangi bir şey yok. Emanuel Icardi, Riveron'un diye yani altı milyon yedi bin altı milyon yedi bin euro yıllık ücreti yedi yüz bin eurosunu Galatasaray verecek diye. Hocam burada ne var? Ben bu bilgiyi ekranıza tutayım. İkincisi bir de Zanial olayı vardı. Zanial ile ilgili de Romano bazı açıklamalarda bulundu. 16.5, 29 7 daha 36 altı o o baya baya gitti yani 36 37 buçuk hani 36 buçuk falan filan bayağı milyon eurolar saydı bu bilgiler ekranınızda dursun şimdi Galatasaray'ın ikar diye 4 milyon euro ödeyeceği haberleri çıkmış sosyal medyada 4 milyon euro yıllık ücret ödeyeceği haberleri yani sadece 750 bin eurosunu değil 4 milyon eurosunu ödeyeceği haberleri çıkmış ve arkadaşlar Galatasaray resmi sayfası bu 750 bin euroluk tweet'i silmiş arkadaşlar. Açıp sizler de kontrol edebilirsiniz. Böyle bir tweet yok. Ya Böyle bir tweet yok arkadaşlar. Açıp bakabilirsiniz. Nasıl yok hocam? Açıp bakın arkadaşlar. Bu tweet'i silmiş. Yani 750 bin euroluk tweet'i silmiş. Diyeceksiniz ki hocam bundan bize ne? Ne demek bundan bize ne? Senin rakibin 4 milyon euro yıllık ücret versin, 750 bin euro göstersin, transferde e, hesabı açık olsun, transfer hüllesi yapsın bir nevi. Sen de böyle ağzını ayırıp izleyecek misin? Helal olsun. Artı Nara'ya da 1.1 milyon euro menajerlik ücreti ödenmiş. 5.1 milyon euro. Yani 5.1 milyon euro verilen Icardi için 750 bin euroyu herkese inandırdılar ki Galatasaray tarafları inanır. Evet siz de inandınız. Maaşını Roma ödüyor dediniz, inandınız. Vallahi biz maaşını Roma ödüyor dedik inandık hadi. Hadi bir şekilde inandık diyelim. Siz 750 bin euroya inandıysanız. Yani saplı köprü de var elimde. Güzel. Üstüne arabalar falan geçiyor. Neyse bir gün inşallah birileri bunların hesabını sorar da biz de birlikte çerezden izleriz. Zanyolo'ya 15 milyon euro ödediğini söylediler. Az önce gördünüz Romano bonuslarla birlikte 35 milyon euro civarında bir para ödeyeceklerini ortaya çıkarttı. Sorsan Fenerbahçe ağlıyor diye. Ya 10 kelime diyorlar. 8'i yalan, ikisi ağla. Başka hiçbir şey yok. Yani ya bu kadar da şey olmaz ya. Ben daha size bir şey söyleyeyim. Şimdi Galatasaray'la ilgili bir şey var. Ee, bir firmin olayı var. Onu da konuşayım. Şimdi Galatasaray'ın medyası çok güzel. Nevzat Dindar diyor ki Galatasaraylı bazı sosyal medya mecralarını, sosyal mecraların Ali Koç'a hizmet ettikleri iddiası var demiş. Ben tek tek söylüyorum arkadaşlar. Bakın tek tek. Gökhan Dinç, Haluk Yürekli, Selahattin Kınalı, Nevzat Dindar ve birkaç kişi daha var. Bunlar direkt Ali Koç'a hizmet ediyorlar. Bunları tek tek temizleyin. Nevzat Dindar'ın dediği doğru. Hocam iyi de adam geri zekalı mı? Niye kendi adını versin? Haşa ben gerizekalı diyemem. Abi bir şeyler olabilir ama. Yani gerizekalı diyemem ama e, kendini böyle şey yapmak için olabilir. <laughs> ne derler ona? Kamufle etmek için e, ortaya bu iddia yapmış olabilir. Yani Nevzat Dindar'ın iddiaları doğru. Ali Koç'a çalışan Galatasaraylılar var. Bunların da ismini saydım. Galatasaray yönetiminin bunlara çare bulması lazım. Ama gerçek Galatasaray yönetimine göre bak sosyal medyaya bakın. Nevzat Dindar'ı öbürü şu bu. Hepsi Galatasaray çok başarılı diyor değil mi? Ne başarısı var? Avrupa yok. Türkiye Kupası'ndan elendi. Elde sadece lig var. Algıyla malgıyla almaya çalışıyorlar onu da. Yani onu da hakkıyla kazanamayacaklarından eminler. Onu da algıyla almaya çalışıyorlar mesela değil mi? Hiçbir başarı yok. Tek kul var ama hiçbir başarı yok. Tek kullardan da korku var. Bak Uğur Karakullukçu. Bunlar Galatasaray'ın ajanı. Bunlar Galatasaray'ın ajanı. Bunlar Galatasaray'ın mahvetme peşindeler. Bunlar hepsi Ali Koç'a çalışıyorlar. Hepsi. Ne kadar sosyal medyada Galatasaraylı varsa hepsi Ali Koç'a çalışıyor. Ne demiş bak. Galatasaray'ın önümüzdeki sezon için Santrafor hedeflerinden biri Giovanni Simeone demiş. 27 yaşında Arjantinli forvet. 319 maça çıkmış bak Arjantinli. 95 gol 25 asist. Transfer markete girdim baktım 17 milyon euro piyasa değeri var. Şimdi 17 milyon euro değeri var. Yaşı 27. Arjantin milli takımında da oynamış. Ben size bir şey söyleyeyim bak. Napoli bu arada Hellas Verona'dan kiralamış oyuncuyu. 3,5 milyon euro verip 27 maçta 8 gol atmış ama bir sakatlığı var. Birincisi Galatasaray'a sakat forveti layık görüyorlar. İkincisi şampiyonluk yolunda emin algılarla devam eden Galatasaray'ın önünü kesmeye çalışıyorlar. Niye şimdi transfer haberi? Şimdi transfer zamanı mı? Galatasaray emin algılarla şampiyonluğa koşarken karıştırmaya çalışıyorlar. Bunları yemeğin Galatasaray taraftarı. İkincisi, Galatasaray Roberto Firmino ile görüşme halinde demişler. Bak. Bir tane şey var. Galatasaray Sport mu? O var sosyal medyadaki bazı hesaplara bakın. Yani Galatasaray'a aşıklarım. Öyle böyle değil. Şimdi 31 yaşındaymış Firmino. Bak 31 yaş. Burada da bir mesaj veriyorlar Galatasaray'a. 422 maç, 124 gol, 39 asist. Brezilyalı forvet. Bir kere Galatasaray dolu düzgün algılarla şampiyonluğa gidiyorken niye bunlar ortaya atıldı? İki tane forvet. Icardi mesela. Icardi'nin sakatlığı var. Şimdi öyle bir anlatıyorlar. İnşallah sezonu kapattı gibi anlatıyorlar. Yani inşallah sezonu kapatmıştır dediriyorlar. İnşallah da kapatır dedirtiyorlar yani. Bunlar Galatasaray'ın düşmanı. Bunlar Ali Koç'a çalışıyorlar. Bunların yemlerini, sularını. Yani Nevzat Dindar diyor ben demiyorum. Yoksa benim ne hattime insanlar kime çalışıyorsa çalışsın. Roberto Firmino ile ilgili de bir sosyal medyaya olay atıldı. Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılma kararı alan Roberto Firmino Barcelona ile anlaşmaya vardı diye. Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Normalde bu tip toplara girmem. Neye girmem? Bu tip toplar riskli toplardır. Ama ben Firmino ile ilgili Fenerbahçe'ye gelme ihtimalini çok yüksek buluyorum. İyi de hocam, hani Galatasaray kesin aldıydı, az önce öyle söylüyordum, e, değil mi? Bakın Ali Koç'un Rogon'la arası çok iyi. Rogon'la arası çok iyi. Ben bu mevzuyu daha önce anlattım, tekrar anlatıyorum. Rogon yetkilileri bize diyor ki, hani futbolcu istiyor musunuz, arıyor musunuz? Ali Koç da diyor ki, bize bugüne kadar verdiğiniz futbolcuların hani yarısından memnun değiliz. Bize getiriyorsanız Firmino'yu getirin diyor. Firmino ile ilgili konuşuyorlar. Firmino'nun yıllık ücreti 8 milyon euro muymuş ne? Ama eline geçen sanırım yüzde e, bilmem kaç kesinti şu bu. 4 milyon euro eline para geçiyormuş Firmino'nun Liverpool'da. Rogon yetkilisi neydi ya adamın adı ya? Aron Feller miydi? Yok o Kurtlar Vahisi'ndeydi. Gersen Kirşen miydi? Yok o Almanya'da bir yerde. Neyse işte e, o kardeşler miydi? Yok onlar hikayeydi. Rusov kardeşler miydi? Yok o Marvel'ın yönetmenleriydi. Ya bir, birileri işte Rogon'un yöneticileri diyor ki 4 milyon euro yıllık ücret alıyor. 4 milyon euro verebilir misiniz diyor. Ali Koç da diyor ki 4 milyon 100 bin euro bile veririz. Hocam demiştir. Vallahi demiştir hocam. 4 milyon 100 bin euro demiştir. Sen o zaman 5 milyon euro da veririz, 6 da veririz dersin ama Ali Koç 4 milyon 100 demiştir. Doğru hocam. Bak buraya kadar doğru. Bize bunu getirin diyor. Firmin onun sözleşmesi yazın bitecek deniliyor. Ve Roberto Firmino ile Rogo'nun yetkilileri hani bir nabız yoklamak için konuşur gibiler. Firmino ne diyor biliyor musunuz? Yani ben Avrupa'nın büyük liglerinde oynamak istiyorum falan filan gibisinden bir şey söylüyor ama teklif edilen rakamlar çok düşük. Bak Almanya'da oynamışlığı var. Ee, Hoffenheim'de oynamışlığı var. Hani ee, Brezilya'da mesela bak çok enteresan ya. Iguerence'den Tom Benze'ye gidiyor. Tom Benze'den Hoffenheim'e gidiyor mesela 4 milyon euro o serviste. Hem de transfer olarak değeri bile yokken. üç 3,5-4 sene, 4,5 sene oynatıp Liverpool'a 41 milyon euroya satıyor. Ve o günden beri Liverpool'a bu sene 33 maç, 11 gol, 5 asist, 1636 dakika. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bakın bu lafı kolay kolay söylemem. Bu topa da kolay kolay girmem. Ama ben Roberto Firmino'nun Fenerbahçe'ye geleceğini düşünüyorum. Yazın. Hani dünkü videomda dedim ya Valencia gitsin ki bize Leblebici gelsin diye. Şimdi Valencia'ya yıllık 2 milyon euro vermektense, 2,5 milyon euro Valencia'ya vermektense bir tane de bir kişiyi de hani hiç oynatmayıp değerlendireceğim bir kişiden bahsedelim. Hani mesela şu anda kim var? Valencia, Pedro, King, Batshuayi, Serdar Dursun. Beşinin toplamı Valencia 2 alsın, e, Pedro 2,5 alsın 4,5, King 2 de o alsın 6,5, Batshuayi 3 alıyor zaten 9,5. Serdar Dursun'da garibin 1 milyon euro alsın 10,5. Ben diyorum ki 4 milyon euro ver. Firmino'yu getir. 1. 4 milyon euroya. Bak satabiliyorsan sat. Satamıyorsan kadroda dursun. 3 milyon euro da ona ver. 7. Serdar Dursun satabiliyorsan sat. Satamıyorsan kadroda dursun. 8. Ya şu ya da Pedro'dan birine 2 veriyorsun. 10. 2 de öbürüne veriyorsun. 12. Ne fark etti? Yani Valencia'ya 2 verene kadar 4 bu adama ver. Ya da şunu söyleyeyim. Firmino'yu getir 4 milyon euro. 2 milyon euro ya da Valencia'yla uzat. Batshuayi'ye teklif vardı devre arasında. Eğer satabilirsen mesela Batshuayi'yi devre arasında satabiliyorsan sat. Yani atıyorum kafadan atıyorum ya. Hatta 12 milyon eurolar falan konuşuluyordu. 10 milyon euroya sat fark etmez. 4 milyon euroya getir Firmino'yu. Firmino, Valencia, Cao Pedro, Serdar Dursun, Joshua King. Kabul müsünüz? Çift forvetli sistemde 5 tane forvetim var. Hocam sonuna kadar kabul. Bak şunu da diyeceksiniz. Hocam Valencia gitse Musa Dembele de gelse. Firmino Musa Dembele çift forvet sistemi. Nasıl güzel olur değil mi? Ben size bir şey söyleyeyim. İstediği kadar Barcelona yazsınlar. Yani az yadığı modunu açtırmayın bana bak. bak Yani Beşiktaş bir miktar para artı Holosko alacağım demiş ama transfer şey yok. Ben size bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin yaz transfer bombalarından biri firmini olabilir. Hatta %99 olabilir. Hocam %99 diyor. Bak kesin. Eğer Fenerbahçe Jesus'ta şampiyon olursa ya da Türkiye kupasını alırsa ya da ikisinden ikisini birden alırsa inşallah. Ya da Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu bir senaryoyu hayal edin. Fenerbahçe şampiyon olsa Firmino'yu 4 milyon euro verip alır mı? Alır. Alır. Jesus'un onay verdiği bir isim. Fenerbahçe'ye gelmek isteyen bir isim. Fenerbahçe şampiyon olursa tamam eleme oynayacak falan filan ama ama yani aması var ama İşin bir de şey boyutu var. Yani e, şampiyon olacak, şampiyonluk şu bu falan filan ama Jesus boyutu var, Fenerbahçe boyutu var, Brezilya boyutu var. Zaten bilinen bir isim. Brezilya'da Fenerbahçe bilinen bir takım. Ben filmin o ihtimali için şunu söyleyeyim. Bak kimseyi umutlandırmayayım. Kimseyi şey yapmayayım. Ama Fener şampiyon olur. Türkiye kupasını alır. Ya da ikisinden birini en azından. En azından şampiyonluğu alır inşallah. Ya da ikisini birden alırsa inşallah. Firmino için %99 diyorum arkadaşlar. Hocam nereye dayanıyorsun? Arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Sezon bitmeden Firmino-Barcelona şu bu görüşme... Barcelona ile ilgili de şu var. Barcelona da ciddi bir ceza alıp transfer yapmayabilir. Yani Barcelona da sıkıntılar yaşayabilir. Onu belirteyim. Ama şu bir gerçek. E, yapılanmaya gidecekse de Barcelona... ya Elinde Lewandowski falan varken Firmino'yu getirir mi? Firmino oraya yedekliye gider mi? 4 milyon euro yıllık ücret verirler mi? Yani Barcelona'nın da bir 7-8 milyon euro falan vermesi lazım ki kasasından vergilerle falan filan. Bence bu ihtimali unutmayın. Hocam iyi de Galatasaray alacak mı? İstediği kadar alsın Galatasaray. Ben şunu söyleyeyim şu. Zanyolo'nun transfer görüşmesini ortaya sundular ya. Tarihin en büyük hatasını yaptılar. Aklı başında hiçbir futbolcu Galatasaray'a kolay kolay gelmez artık. Çünkü bütün sırlarını ifşa ederler diye. Artık o etiketi yediler. Ve kolay kolay da hiçbir takım bunlara futbolcu bonserviste satmaz diye düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar ne olacak hep birlikte izleyeceğiz. Bir beğeniyi çok görmeyin. Allah'a emanet olun. Ve size şunu soruyorum. Düz mantık soruyorum. Düz. Bu arada Can Pedro için de şunu hatırlatayım. 7 milyon euroya Torino'nun teklifi var. Yani biz 7 milyon euro garanti opsiyonlu falan filan dedik. 7'ye Can Pedro'yu. Ona bat şu ayı satma ihtimalimiz var, var, var. Bu dediğimi unutmayın. Valencia istediği yerinden gitsin. İstediği yere imzalasın. Bir Firmino, bir Musa Dembele çek. Joshua King de kadrunda. Serdar da uzat. Tek forvet sistemi. Yardımcı hani on numara pozisyonu gibi düşünün. Valla kütür kütür de çatır çatır da forvet attı olur. Çatır çatır. Yani Türkiye Ligi'nin de 5 gömlek üstünde çatır çatır da forvet attı olur. Bilmiyorum ne dersiniz. Buyurun arkadaşlar yoruma. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.